Evet sevgili gençler, işte geldik, buradayız. Biz bu iş dostayız diyoruz ve bugün hangi konuya geçiyoruz? Mutlak değer konusuna. Bakın ÖSYM buradan soru soruyor. Mutlak değer birazcık böyle uzun bir konudur. Olabildiğince her soru tarzını bu videolarda ne yapmış olacağız? Patates etmiş olacağız. Şimdi haydi bakalım, mutlak değer deyince ne anlıyorum? Bakın mutlak değer demek ne demek? Önce anlamını bilmem lazım. Mutlak değer uzaklık demek. O zaman soruyorum size. Uzaklık diyorsam mesela uzaklık nedir? Benim sana olan uzaklığım, doğru mu? Ya da birinin diğerine olan uzaklığı. Uzaklık negatif olabilir mi? Olamaz. En küçük uzaklık nedir? Yan yanasındır. O zaman yan nedir? Sıfırdır. O zaman hemen buradan hareketli diyorum ki uzaklık, yani mutlak değer, bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. Uzaklık negatif olamaz. Bu nedenle mutlak değerin sonucu sıfır ya da sıfırdan büyüktür. Demek ki o zaman uzaklık eksi bir olamaz, eksi iki olamaz, eksi üç olamaz diyeceğiz. Peki ilk sayısının mutlak değeri dediğimizde ne anlayacağız? Hemen bu nedir? Mutlak x olarak hemen nasıl yazılıyor? Bu şekilde gösteriliyor. O zaman bakalım. 2. 2'nin karşılığı nedir? Hemen dışarı 2 diye çıkar. Eksi 4. Uzaklık ne demiştim? Negatif olamaz. Hemen ne yapıyorsun bunu? Dışarı çıkartırken 4 yazıyorsun. Eksi 3. Nedir o zaman? 3. 0 nedir? 0. Eksi 1 nedir? Tabii ki de 1'dir. Olay bu. Demek ki o zaman neymiş? Uzaklık dediğimde en az, en küçük 0 olabiliyormuş. Peki, haydi bakalım şimdi. Bakalım ilk sorumuz ne diyor bize? Diyor ki burada işlemin sonucunu soruyor. Bakıyorum eksi 3. Bak eksi 3 dediğim ifade neydi? Direkt 3 diye yazıyorum. Eksi 7 ne diye çıkıyor? 7. Eksi 2 ne oluyor? 2. Doğru mu? Önünde eksi var. Peki artı 5. Hadi bakalım bu işlemi yapalım. Şimdi 3 eksi 7 eksi 4. Eksi 2 daha eksi 6. Artı 5 cevap ne? Tabii ki de eksi 1, yani sonuç negatif olabilir. Cevap ne oluyor? B seçeneği olmuş oluyor. Peki şimdi geldik, bak mutlak değerde önemli bir yer. Mutlak değerin birazcık daha böyle artık yorumsal olarak hem de mantıksal ÖSYM'nin soru sorduğu yerlerden bir yerdeyiz. Şimdi buraya dikkat. ÖSYM buradan soru soruyor. Bak ne demek? Şimdi bu notta vermiş olduğum ifade. Bir sayının A noktasına olan uzaklığı x eksi a şeklinde ifade edilir. Şimdi hani uzaklıktan bahsettik ya. Uzaklık, yani bir noktanın bir noktaya olan uzaklığı demek ne demekti? Birbirimizin arasındaki ne yapıyorduk? Farka bakıyorduk, öyle değil mi? Yani aradaki farka bakacağım. O zaman A noktasına olan uzaklık deyince x eksi a olarak alacağım mutlak değer. Şimdi diyorum ki peki o zaman bu ne? X eksi a eşittir b dediğim ifadenin anlamı nedir biliyor musun? Bu A noktasına olan uzaklık. Kime? A noktasına. Peki bu uzaklık neymiş? Bu da uzaklığın nedir? Birimi. Yani uzaklık ne kadar oldu? Uzaklığın ne kadar olduğunu söylüyor. Ne kadar olduğudur. Mesela A noktasına olan uzaklık B birim. İşte eşitliği. Bunu ne yapıyorum? Bu şekilde anlıyorum. Ya da sana bunu ifade eder. Bu ifadeyi sen mutlak değeri çevirmen lazım. Bakın burası çok çok önemli. Çünkü sınavda buradan soru geliyor benden söylemesi. Bakalım. Şimdi örneklere bakalım. İki noktasına 5 birim uzaklıktaki noktalar kümesi. Bak kime? İki noktasına. O zaman diyorum ki iki noktasına olan uzaklık neymiş? 5 birim uzaklıktaki noktalar kümesi eşittir diyorum. 5. Oldu mu? 2 noktasına uzaklık ne? 5 birim. İşte hangi noktaya? 2'ye. Uzaklık ne? 5 birim. Eşitlik olarak yazacağım. Peki, eksi 3 noktasına uzaklığı 2 birimden küçük olan noktalar kümesi. Kime diyorum? Hangi noktaya uzaklık? Süper. Eksi 3. O zaman yazıyorum. X eksi eksi 3 diyorum. Neymiş bu uzaklık? 2 birimden küçük. Küçüktür 2 diyorum. İleride bunların da çözümünü göstereceğim. Bakacağım hemen buradan. Buradan bak ne oluyor?
x artı 3 küçüktür 2. İşte mutlak değer olarak karşılığı bu. Peki 4 noktasına olan uzaklığı 1 ile 3 arasında olan noktalar kümesini soruyor. Yazıyorum, hemen küçük Hüsamettin moduna geçiyorum. Bak 4 noktasına olan uzaklık. Neymiş 4 noktasına olan uzaklık? Bak kalemi yazmıyor. Atın bakayım şuraya bir 50 lira. Bak nasıl yazıyor. X eksi 4 diyorum. 4 noktasına olan uzaklık. Nedir 4 noktasına olan uzaklık? 1 ile 3 arasında diyor. Aha bak 1, 3 gördün mü? İleride bunları çözmüş olacağız. Ama önce burada verilen bu işlemin bak Türkçe meali yani matematikçe anlamı hop bak neymiş? Buymuş. 1, 3 arası kim? X eksi 4. X eksi 4 noktasına 1 ile 3 arasında olan uzaklık neymiş? Buymuş. Anlaşıldı mı? 1 ile 3 arasında dediği için bu şekilde yazabiliyorsun. Peki hocanın anlattığı şimdi sınavda çıkan yere geldik. Bakalım anlattığım yerle ilgili nasıl sorular geliyor. Şimdi diyor ki bize gerçel sayı ekseninde bir noktasına olan uzaklığı. Bak bir noktasına olan uzaklığı hemen yazıyorum. X eksi 1 işte mutlak değer. Bir noktasına olan uzaklığı 3 noktasına olan uzaklığının yarısından küçük. 3 noktasına olan uzaklığının yarısından küçük olan ne diyor sayılar? Aşağıdakilerden hangisinin çözüm kümesini oluşturur? Bak bir noktasına olan uzaklık 3 noktasına olan uzaklığın yarısından küçük olan noktalar bu demek değil mi? O zaman bakıyorum evet şıklarda bunu bulmam lazım. Var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Burayı düzenliyorum. Mesela sen bunu bununla çarpabilirsin. 2 çarpı x eksi 1 küçüktür. X eksi 3 buna bakacağım. Bu da yoksa ne yapıyorum? 2'yi o zaman içine dağıtmak zorundayım. Bakalım var mı? 2 çarpı x eksi 1 küçüktür. X eksi 3 yani cevap ne geliyor? D seçeneği. Bu kadar. Sınavda bu formatta sorular gelebiliyor. Dikkat edin. Tamam mıdır? Geldim şimdi üçüncü sorumuza. Yukarıdaki şekilde tahta bir cetvel üzerine eksi 2 noktasına bir çivi çakılıyor ve çivinin tepesine 4 santimetrelik bir ip bağlanıyor. İp gerdirilerek şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca gergin bir şekilde döndürülüyor. Bak bu şekilde döndürülüyor. Doğru mu? Şimdi diyor ki bize buna göre bu ipin cetvel üzerindeki değdiği noktaların çözüm kümesini veren ifade nedir? Bak şimdi buraya ne yapacağım? Hangi noktadan bahsediyorum? Benim burada merkezim. Hangi nokta? Eksi 2. O zaman x eksi 2 noktasına bak eksi 2 ya burası x eksi 2 noktasına uzaklığı kim? Bu uzaklık bu değil mi? Kaç? 4 birim bak 4 birim eşit olan noktalar kümesi bu demek değil mi? Hemen bakıyorum. Eksi 2 olan uzaklık 4 birim olacak. Eşit olacak. E o zaman bu da mutlak değer olarak nedir? X artı 2 eşittir 4. Şu an ben bunu bilmem lazım. Hani bunun çözüm kümesini bilmek zorunda değilim. Onu zaten öğrenmiş olacağım. Mutlak değer olarak yazmayı öğrenmem gerekiyor. Bakıyorum. X artı 2 eşittir 4 dediğim ifade ne? Tabii ki de ne oluyor? B seçeneği olmuş oluyor. Tamam mı? Olay bu şekilde. Geldik şimdi dördüncü sorumuza. Bak iki soru modeli yani çıkmış bir soru tarzı. Diyor ki bize bir proje çalışması için iki kişilik takımlar oluşturulurken Buse, Azra ile aramızdaki yaş farkı, Cemre ile aramızdaki yaş farkının 3 katından daha fazla olduğundan Cem'le çalışmak daha kolay olur diye düşünüyorum demiş. Şimdi bak demiş ki Azra ile aramızdaki yaş farkı. Kim diyor? Buse. Buse diyor ki benim diyor Azra ile aramdaki yaş farkı. Bu demek değil mi? B eksi A aralarındaki yaş farkı. Neymiş? Cem ile aramızdaki yaş farkının yani Cem ile Buse arasındaki yaş farkının değil mi? Böyle yazabilirim. Neymiş? 3 katından daha fazla. Yani bu değil mi? Bakın Buse ile Azra arasındaki yaş farkı, Buse ile Cem arasındaki yaş farkının 3 katından fazla. Yani fazladır kimden? Bunun 3 katından. Demek bu demek değil mi? Tamam. İşte ifade bu. E neyi soruyor? Azra, Buse ve Cem'in yaşları sırasıyla ABC olduğuna göre Buse'nin ifade ettiği eşitsizlik hangisidir? E zaten bakalım. E zaten yazmadık mı onu? Bak B eksi A.
B eksi A'yı bulacağım. B eksi A. Önemli değil. A eksi B, B eksi A aynı şey. A eksi B ya da B eksi A. C eksi B diyorum. İşte bak bu değil mi? Yani hangisi oluyor? A eksi B. 3 çarpı B eksi C. Bu oluyor mu? Orada A eksi C var. Bak B, A, C, B çarpı 3 diyorum. A, B, B, C fark etmiyor. Önce bunu yazmışım. Atıyorum sonra C'yi yazmışım. Önemli değil. Aynı sonucu veriyor. İşte bak çıkmış bir soru. Gördün mü? Yani soru formatı olarak. Sadece ne yapman lazım? Buradaki ifadeyi anlaman lazım. İki kişi arasındaki yaş farkı. Buse ile Azra arasındaki yaş farkı B eksi A. Buse ile Cem arasındaki yaş farkı ne? Nedir? B eksi C ya da C eksi B. Önemli değil. Yazabilirsin. 3 katından daha fazla dediği için nedir? Büyüktür. Çarpı 3 dedik. Matematiksel olarak böyle ifade etmiş olduk. Tamam. Olay bu şekilde. Peki geldik 5. sorumuza. Bak dikkat yakar, can yakar ona göre. Şimdi bize ne diyor burada? Paraşütle atlama kursundaki eğitmen kursiyerlerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Yerden 800 metre yüksekliğindeki bir uçaktan atlarken yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için uçaktan atladıktan 500 ila 600 metre sonunda paraşütünüzü açmanız gerekmektedir. Buna göre yere güvenli bir şekilde inebilmek için paraşüt açıldığı anda yerden yüksekliğin alabileceği değerleri ifade eden eşitsizlik diyor hangisidir diyor. Şimdi size bu soruya geçmeden birkaç yani soruyu çözdürecek ve hani mutlak değeri yani eşitsizliği mutlak değeri çevirmemiz gereken birkaç yöntem anlatacağım. Burayı çok iyi dinleyin. Şimdi bakın arkadaşlar ben mesela bir eşitsizliği mutlak değere nasıl çevirebilirim? Bakın eşitsizliği mutlak değere çevirme. Ya da atıyorum çözüm kümesinde elemanlar veriliyor. Bunu ben mutlak değere çevirebilir miyim? Biraz ondan bahsedeyim. Diyeceğim ki mesela diyor ki bana ilk not olarak şunu söylüyorum. Bak altın değerinde babası evladına yapmaz bunu hemen yaz bir kenara. Şimdi soru şu. İlk olarak diyorum ki birincisi mesela bana bir x değeri vermiş. X eşittir 1 ve x eşittir ne olsun? İşte 7 değerlerini sağlıyor olsun. Yani x 1 ve 7'yi sağlasın. Ben diyorum ki sana bunu bana mutlak değere çevir. Bak çok iyi dinle burayı. Şimdi iki tane noktaya eşit olan bir nokta verilmişse hemen bunları al topla yarısını al. Tamam mı? Her yaptığın şey bu. Orta noktasını buluyorsun. 1 artı 7 bölü 2, 4. Bu ne demek biliyor musun? Mutlak değere çeviriyorum şimdi. Verilen ifade senin hangi noktan 4 noktasına olan uzaklık olmuş olacak. 4 noktasına olan uzaklık kaç? 7, 4, 3. Eşitlik olduğu için burada bak eşitlik vardı. O zaman eşittir 3 diyorsun. İşte bunun bak iki tane nokta verildiğinde mutlak değere çevirme mantığıdır bu. Yani x eksi 4 eşittir 3 tekrar anlatıyorum. İki tane nokta verilmiş. Topladım yarısını aldım 4. İşte bu senin ne? 4 noktasına olan uzaklığı 3 birim olan noktalar diyorum. Tamam mı? Kimmiş? İşte 1 ve 7'ymiş. Şimdi ileride yine bunları göreceğiz. Ama burada ön bilgimiz olsun birazcık olayı anlayalım. Eğer ki bu ifade bak ikincisi şöyle diyorum. Diyelim mesela bu 1 olsun x farkı anına aynı soru üzerinden gidiyorum. Diyorum ki burası 1, 7. Aralık var doğru mu? Hatta şöyle söyleyeyim. Al buraya ben eşitlik koyayım bir tanesini. Hani bir farklı şeyler de görmüş ol. Ne yapıyorsun? Hep mantık aynı. Topla yarısını al. 1 artı 7 bölü 2... 4. Ne oluyor? Bunu şimdi mutlak değer olarak yazıyorum. X eksi 4 diyorum. Bu ne? İçeri giriyor değil mi? İçeri girdiği için hatta bunun şöyle iki tanesinde aynı şey olur. Biri farklı biri farklı olmaz. Şimdi şöyle bak ne oldu? X eksi 4 bu ne? Aralık doğru mu? Küçük. O zaman sen ne yapıyorsun? Küçüktür diyorsun. Peki buradaki mesafeni 3 ile 7 arasında 7 ile 4 arasında 3 olduğu için yine ne yapıyorum burayı? 3 yazıyorum. Tamam mıdır? Üçüncü olarak da yine bak ileride yine bundan bahsedeceğim ama yine söylüyorum. Mesela dedim ki ben sana işte x şöyle 7'den büyük olsun. Bak x büyüktür 7. İşte x nedir? Küçüktür. Şöyle x küçüktür 1 diyelim. Tamam mı? Böyle bir şey verdim. Şimdi bunu tabii ki ileride hani mutlak değer olarak da yani sayı doğrusu üzerinde göstereceğim. Mesela x 1'den küçük, 7'den büyük. Yani bu sefer aralığı alamıyorum. Bak 1 eşit olduğu nokta,
bir aralığın içerisinde bir de dışında olan olacak. Yani bunların görüntüleri nasıl oluyor biliyor musun? Şöyle düşün, bu sayı doğrusu olarak düşün bunu. İlk ifadenin sayı doğrusundaki karşılığı 1 ve 7. Bitti. Bunun karşılığı ne? Sayı doğrusunda bak gösteriyorum onu da. Nasıl oluyor? Bu yine sayı doğrusu. 1 şurada olsun, burada da 7 olsun. Aralık. Doğru mu? Peki bununki ne? Bu da şöyle. Yine sayı doğrusu üzerinde. Bak 7'den büyük. Şöyle. Burası ne? 1'den küçük noktalar. Yani bu da şöyle oluyor. 3 tane durum var. Şimdi bunun da yine aynı şekilde topla yarısını al. Kaç oldu? 4. Artık olayı anladınız. Ne olacak? X eksi 4 diyeceğim. Burada ne olacak biliyor musun? Hani dışında ya dışarı doğru gittiği için ne yapıyorsun? Büyüktür. Ne diyeceksin? Aradaki fark 3 olduğu için 3. Bu noktalar dahilse eşitlik koyuyorsun. Mesela burada ben onları mesela hatta şuraya eşitlik koyayım. O zaman ne olacak? Bu şekilde yazma olayını öğrenmiş olduk. Tabii ki bunları tekrardan anlatacağım. Ama hani sorularda şimdiden buna alışalım. Çünkü bunlar önemli. Yani eşitsizliği mutlak değere çevirme mantığını sorabiliyorlar. O zaman sorumuza geldik. Haydi bakalım. Şimdi diyor ki bana normalde paraşütle uçaktan atlıyoruz doğru mu? Bak paraşütle uçaktan atlamışız yere ineceğiz. Şimdi şurada bir ne var? Uçak var. Şöyle ilkokulda resmin 5'te arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak hemen 10 numara size uçağı çizdim. Boeing. Şimdi bak burada ne oluyor uçaktan atladın mı? Ne? Burası 800 metre. Bak 800 metreden ben atladım. Yükseklikteki uçaktan atlarken yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için uçaktan atladıktan 500 ila 600 metre sonra paraşütünüzü açmanız gerekmektedir. Bak paraşütü açmam gerekiyor. Nerede? Uçaktan atladıktan 500 ila 600 demek burası değil mi? Değil mi? Bu arada yani şurada bir yerde açmam gerekiyor. Doğru mudur? Şimdi tamam bakalım. Buna göre yere güvenli bir şekilde inebilmek için paraşüt açıldığı anda yerden yüksekliğin alabileceği değerleri. Bak yer burası değil mi? Yerden yüksekliğin alabileceği değerler veren eşitsizlik. Ben o zaman buna x diyeyim. Şimdi diyorum ki benim bunu nerede açmam gerekiyor? Bakalım hemen nerede açmam gerekiyor yere göre? İlk açmam gereken yer burası. Burası 500 ise o zaman buraya ne kalıyor? 300. Yani benim yerden maksimum 300 metre yükseklikteyken bu paraşütü açmam lazım. Minimum nerede açmam lazım? Aha burada açmam lazım. 600'ü burası ne? 200. Yani minimumda yere 200 metre yaklaştığımda son benim sınırım burası. 200'de açmam gerekiyor. E tamam eşitsizliği bulmadın mı? Hadi bakalım bunu bir mutlak değere çevirelim. Ne yapıyorduk? Hemen bunları topla, yarısını al. Topla 200 artı 300. Bak 200 artı 300 bölü 2 o da eşittir 250. Aha burası bitti bak. X eksi 250. Arada mı? O eşitlik var mı? Var. Peki 250'nin 300 olan uzaklığı ne? 50. O zaman ne diyorsun? X eksi 250 küçük eşittir 50 diyorsun. O zaman cevap nedir? Tabii ki de C seçeneği olmuş oluyor. Bundan sonra gelsin sorular patates artık. Şimdi geldik özellik. Bak ilk özelliğimiz. Diyor ki bize bir x sayısının mutlak değeri mutlak x şeklinde gösterilir. Zaten bunu öğrendik. Peki bunun bir de çıkarılması hani ifadesel olursa nasıl dışarı çıkıyor? Mesela x ifadesi eğer ki içi sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkıyor. İçi sıfırdan küçük ise eksiyle çarpılıyor. Hani ben size bir örnek gösterdim. Dedim ki örnek olarak da şunu söyleyeyim. Yani bunu hani buraya not olarak da yazabilirsiniz. Yine video ders notunuzda var not olarak verdim. Yani şöyle söyledim. Bir mutlak değerin içerisi pozitifse olduğu gibi çıkar. Negatifse eksiyle çarpılarak çıkar. İfadelerde bunu kullanıyorum özellikle. Mesela eksi 2. Dışarı ne diye çıkıyordu? Artı 2 diye çıkıyordu. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Bak bunun içine eksi. Hemen bu eksiyi yaz dışarı. Yani işareti yukarı yazıyorsun. Çarp şimdi bunu. Ne oluyor? Artı 2 oluyor. Olayı anladın mı? Mesela burası diyelim 4. Bak şimdi buraya. Bu nasıl dışarı çıkıyor? Mantığını anlayın. Ezber yapmayın diye söylüyorum. İçerisine pozitif. Artı ile 4'ü çarptım. 4. İşte mantık buradan geliyor. Tamam mıdır?
Olay bu şekilde. Şimdi bakalım hemen sorumuza bakalım. Yani ilk özelliği öğrendik. Tamam. Peki şimdi geldik sorumuza. İfadelerde bunu kullanacağız özellikle. X küçüktür 0 olmak üzere. Bak sayı vermemişim. İfade mutlak değere bakıyorsun. Diyor ki işleminin sonucu nedir? Diyorum ki sen şimdi bunu bulmak istiyorsan mutlak değerin içerisinin işaretini belirle. Hocam artı yok ya. Nerede artı? Buraya bak. X ne? Negatif. O zaman bunun içine eksi. Bak 3x eksi. Çünkü x eksi. Hatta sen buna istiyorsan değer ver. Eksi 1. Eksi 1 çarpı 2. Eksi 2. Demek ki içi eksi. İşareti bulurken böyle yap. Eksi 1 çarpı 3. Eksi 3. Demek ki eksi. Bak burasının işareti. İçerisinin işareti ne? Eksi değil. Artı. Bak. Eksi 1 çarpı eksi. Değil mi? Artı 1 oluyor. Yani içindeki sayı artı 1 sayı. O zaman işaretini yazıyorum üstüne. Tamam mı? Şimdi buradan sonra bunu açıyorum. Eksi 2x. Bak eksi 3x. Artı ile eksinin çarpımı ne? Eksi x. Bitti. Buradan sonra ne olacaktır bu da? Eksi 6x. Yani cevap nedir? A seçeneği olmuş oluyor. Olay anlaşıldı. Harika. Şimdi geldik 7. sorumuza. Bak yine aynı. X ve Y var. Bakıyorum içerinin işaretini belirleyeceğim. Diyelim hocam ben burada karıştırıyorum, zorlanıyorum. Ver değeri o zaman. Eksi 1'e 1 ver işareti bulurken yani buradan yararlan. Mesela eksi 1, eksi 1 ne geliyor? Eksi 2. Demek ki içerinin işaretini eksi. Bunu belirle. Bak eksi x diyor ya. Eksi 1 önde de eksi var. Artı 1 oluyor. Yani artı oldu. Bak Y ne? Zaten artı. Bitti. Buna bakmama gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü mutlak değer değil. Mutlak değerin için işaretini belirliyorum. Mutlak değer yoksa umurumda değil. Bana ne yani? Geldim bunu yazdım. Bak şimdi. Eksi ile çarp mutlak değeri kaldırmanın mantığı. Eksi x. Bak eksi ile eksiyi çarpıyorum. Artı y. Bak şimdi eksi önünde var mutlak değeri kaldırırım. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi x. Geldim şimdi buraya. Önünde artı var zaten. Artı y. Eksi 2x. İşlemi yapalım. Eksi x artı y, artı x artı y, eksi 2x diyorum. Ve buradan da ne geliyor? Bak bunlar gitti. Ne oldu? 2y, o y, eksi 2x olarak cevap geliyor. 2y, eksi 2x. Yani cevap nedir? D seçeneği olmuş oluyor. Şimdi geldik üçüncü özelliğimiz. Değil mi? İkinci özelliğimiz. İlk özelliği öğrendik. Yani mutlak değerin içerisinde bir ifade... Dışarı nasıl çıkarmış? Aha böyle çıkarmış. İçindeki işareti belirliyorsun, dışarı çıkartıyorsun. Peki, ikinci özellik. Eğer ki, tabi burası mutlak değerin karşı negatif olamaz demiştim. Hep dikkat edin bakın burası ne? Büyük eşittir, sıfır olacak. Eğer ki bir mutlak değerin içi, yani mutlak değer bir sayıya eşitse, bu sıfırdan büyük olan bir sayıya eşitse, bir artılı bir de ne oluyor? Eksili çıkıyor. Değil mi? Eşitlik olarak. Buna dikkat. Bak, bir artılı çıkacak. Bir de eksili çıkacak. Bakalım. Yani mutlak değerin içindeki sayıyı dışarı çıkartma olayı. Hemen gelelim sorumuza. Bize ne diyor? 2x eksi 5 eşittir 11. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Bakalım şimdi. Geldim. Bak yazıyorum. 2x eksi 5 eşittir 11. Ne yapıyorum? Bir artılı bir eksili çıkartıyorum. Bak yazıyorum. 2x eksi 5 eşittir bir 11. Bir de 2x eksi 5 eşittir eksi 11. Bir artılı bir eksili. Tamam mantık bu. Karşı taraf pozitif mi? Evet. Bak buna dikkat. Bak ayrıntıyı da söylüyorum. Bak burası artı. Eksi olsaydı zaten bu işlemi yapamazsın. Direkt boş küme. Yani direkt x'i bulamam diyeceksin. Ama artı mı? Evet. Buna da dikkat et diye söylüyorum. Şimdi buradan sonra ne yapacağım? Hemen hop bunu attım. 2x eşittir 16. X ne geldi? 8. Doğru mu? Geldim bunu karşıya attım. 2x eşittir. Bak eksi 6. X ne geldi? Eksi 3. Değil mi? Neyi soruyor? X değerler toplamı. X değerler toplamı nedir? Bak topla. Cevap ne geliyor? 5 geliyor. Olay anlaşıldı mı? Var mı burada problem? Süper. Ben sana bunun bir de özel yolunu göstereyim. Özel yol. Bak özel yol.
Babası yine evladına yapmaz. Selimciğim burada ver IBAN'ı. En son kaçta kalmıştık? 20, 12, 22, 1 değil mi? Yavaş yavaş IBAN'ı oluşturacağız. İnşallah Selim senin IBAN değil değil mi bu? Bak kendi IBAN'ını verme ha. Benim IBAN'ı vereceksin. Bak IBAN böyle gidiyor. Farklı bir şey görürseniz atmayın arkadaşlar. O Selim'in IBAN'ıdır. Ona göre. Şimdi ne yapacağız burada? Özel bir yol veriyorum. Bir mutlak değer verdi ve sana sağlayan x değerler toplamını soruyor ya. Hemen buradaki ifadeyi sıfıra işte iki katına al. Direkt cevabı bulursun. Bakalım. 2x eksi 5 eşittir 0. X de geliyor 5 bölü 2 geliyor doğru mu? Bunun iki katı sana cevap verir. Yani 5 bölü 2 çarpı 2 o da işte nedir? 5. Bu ne? Ama x değerler toplamı derse cevap ne? 5. Olayı anladık mı? Var mı problem? Yok artık diyorsun. Yok artık. Evet. Bakalım. Bakalım. Bir sonraki soruda. Bakalım. Şimdi iki tane mutlak değer var bak burada. Eşitliği sağlayan x değerler toplamı diyor ya bana. X değerler. Ama burada iki tane mutlak değer var. Yine temel mantığımız ne? Mutlak değeri açarak gideceğiz değil mi? Mutlak değeri açarak gitmemiz lazım. Hemen geliyorum. Bak şimdi buraya. Ne yapıyorduk? İfadene x eksi 1 eksi 2 eşittir 1. İki mutlak var. Ne yapıyorum? Hop bak bir artılı bir ekseli. Temel mantığım x eksi 1 eksi 2 dedik. Eşittir bir 1'dir. Dıştaki mutlağı attım. Daha sonra x eksi 1 eksi 2 eşittir eksi 1 diyorum. Bak buradaki ifade. En içe kadar gideceğim. Şimdi buradan sonra hop bunu bu tarafa atıyorum. Bak x eksi 1 eşittir 3. Hop bunu karşıya attım. X eksi 1'ine geldi. Eşittir 1. Evet karşılar hep pozitif mi? Bak mutlağın karşıları pozitif mi? Evet pozitif. Yine açmaya devam ediyorum. Burada yine size birkaç tane bak şey göstereceğim. Güzel yöntem göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Yani mutlak değeri hani 3 olduğunu biliyorum ya. Değişik bakış açılarıyla gidelim. Yani bir artılı bir eksili açacağım doğru mu? Ya da şunu yaparsın. Burayı 3 yap. Nasıl 3 yaparsın? X yerine hangi değeri verirsen 3 olur. Bak buna alış. Çünkü ÖSYM sana bunu kullandıracak. Bu temel bilgiyle soru da sorabiliyor. Hani normal artık denklemi çözmeyi biliyorum. Bir artılı bir eksili açacağım doğru mu? Diyorum ki x eksi 1'i 3 yapalım. Hadi birlikte 3 yapalım. Kaç olursa 3 olur. 4 verirsen 4 eksi 1 3 yapar. 1 de eksi 2 verirsen eksi 2 eksi 1 eksi 3 yapar dışarı 3 çıkar. Yani eksi 2. Bak işlem yapmadan. Mesela x eksi 1 1 mi? Ben buraya ne verirsem buranın sonucu 1 çıkar. X'e 2 verirsem, 1 de X'e ne verirsem? Evet, 0 verirsem. Doğru mu? Bak toplam ne geliyor? 2 geliyor. Değil mi? Bak toplam ne geliyor? 2 geliyor. Ben sana bir de ayrı ne olarak ne öğretmiştim? X değerler toplamını. Burayı 0 ile 2 katına al. Bak ispatını da yapıyorum. 0 ile X 1 geliyor. Al 2 katını toplam 2 geldi. Bak burayı 0 ile 1 geldi. Al 2 katını. Bak toplam 2 geldi. Gördün mü? Bu şekilde de görebiliyorsun ama benim sana tavsiyem buradayken direkt denklemi açmadan hemen değerleri vermeye alış. Tamam? Bu şekilde bulmanız daha kolay olur. Zaten neyi soruyordu bize? Toplamı sordu işinde. Cevap ne geldi? 4 gelmiş oldu. Geldik şimdi 10. sorumuz. Bak hemen burada da yine 2 tane mutlak değer var. Farklı farklı çözümler yapabilirim. Bak şöyle gösteriyorum. Amacım benim zaten her yöntemi öğretiyorum. Bak ne dedim ben sana? Dedim ki burada iki tane mutlak değer varsa bir artılı bir eksili aç dedik değil mi? Yani bir artılı bir eksili aç dedik. Hemen bunu hop bir artı bir eksi açacaksın. Öğrettiğim her yöntemi kullan. Bak her soruda farklı bir şey öğretmeye çalışıyorum. Hadi burayı 5 yapalım. Nasıl 5 yaparsın? Aha da burayı bak içerisi ya 2'dir ya da kaç olursa 5 olur. Bak negatifini de düşün. Eksi 5 olursa bak burası 5'tir bir de eksi 5'tir. Bu mantığı öğren. Bak eksi 5. Eksi 5 olması için ne olması lazım? Eksi 8. Hadi bakalım bak hiç işlem yapmadan göstereyim. X artı 2 eşittir 2'dir veya x artı 2 eşittir eksi 8'dir değil mi? Peki orası eksi 8 olabilir mi mutlak değerin karşısı? Uzaklığımız negatif olabilir mi? Benim sana olan uzaklığım negatif olabilir mi? Olamaz. Hep yan yana en yakın sıfır oluyordu. Onun için burası ne oldu? Gitti. Bak şimdi yine eşitliği bir artılı bir eksili açarak yaparsın ama açmayacağım. X değerler toplamı.
Bir sürü yolunu öğrettim sana. İçeriği sıfıra eşitle, eksi 2 çarp 2 ile cevap ne? Eksi 4. Bakalım gerçekten doğru mu söylüyor, sallıyoruz mu? Hemen bakalım. Ne yapıyorduk? Bir de başka bir yöntem. X ne? 0 verirsem 2 çıkar. Bir de eksi 4 verirsem eksi 4 artı 2 eksi 2 dışarı 2 çıkıyor. Bak topladığın zaman neymiş? Yine eksi 4 geliyormuş. Oldu mu? Mutlak değer anlatırken kendimi kaybederim, bana hakim olun. Şimdi geldik 11'e. Bak yine burada iki tane bak bir ifade vermişim. Üçgen x eksi 2. Bir de ne var? Daire var. Mutlak x olarak veriliyor. İç içe geçmiş. Şimdi dairenin içerisinde ne var? Üçgen var. Hadi o zaman koyalım bunu. Dairenin içerisine üçgeni koyuyorum. Aha bak koydum. Hop. O zaman x gördüğüm yeri x eksi 2 mi yazdım? O zaman buraya da yazacağım. Yani o zaman bunun karşılığı ne oluyor? Bak bu ifadenin, bu sembolün karşılığını yazıyorum. Şöyle oldu. X gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. Bak burası x ya. Yani bunun içerisi x eksi 2. Yani dairenin içerisi şöyle, istiyorsanız ayrıntılı göstereyim, x eksi 2. E x eksi 2 demek ne demek? İçeriye x eksi 2 yazıyorsun. O zaman bu ne? X eksi 2. Yani bu neye eşit? 3'e eşit. Doğru mu? Neyi soruyor bana? Eşitliğini sağlayan değerler toplamı. Ben artık özel yolunu biliyorum. Cevap ne? Harikasın. İçeriği sıfıra eşitle, 2 katını al. Cevap 4. Ama yine farklı yöntemle gösterelim. Hadi bakalım burayı 3 yapalım. İçerisi ya 3'tür ya eksi 3'tür. Yani 5 yazarsam 3 olur. Eksi 3 olması için eksi 1. Toplarsan da cevap yine ne gelir? 4 gelir. Tamam mıdır? Mantık budur. Geldik şimdi 12. sorumuza. Bak burada ne diyor? Aşağıda bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçen bozuk bir termometre verilmiştir. Bu termometre bulunduğu ortamın gerçek sıcaklığını 5 derece farklı göstermektedir. Bak sınav formatında bir soru. 5 derece farklı gösteriyor. Şimdi şu an 12. Şu an 12 doğru mu? Ama diyor ki 5 derece farklı gösteriyor diyor. Yani gerçekte o zaman bu ne olabilir? T diyelim ya da X diyelim. Bak sıcaklığa yazıyorum. Şimdi bu 12'yi gösteriyorsa ve 5 derece farklı gösteriyor, doğru mu? Bu termometre bulunduğu ortamın gerçek sıcaklığını 5 derece gösteriyor diyor. Bak aşağıda bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçen bozuk bir termometre var. O zaman 5 derece farklılık varsa ya sıcaklık gerçekte 12 artı 5'tir yani 17'dir, değil mi? Ya da x dediğim ifade nedir? 12 eksi 5 nedir? 7'dir, doğru mu? Yani x değeri, hani sıcaklık ya 17 derecedir ya da 7 derecedir. Şunu demiyor bak dikkat. 5 dereceye kadar farklı göstermektedir demiyor. Bak 5 derece farklı gösteriyor. E ben sana bunu öğretmedim mi? 2 tane değer yok mu burada? 2 tane değer varsa burada ne vardır? Eşitlik vardır, değil mi? Yani orta noktasını alıyorduk. Hatırla, 17 artı 7 bölü 2 yani 12. Şimdi yazıyorum sana. Bak hemen bunun eşitini. Diyeceğim ki x eksi 12 eşittir diyeceğim. Neden? 2 nokta olduğu için. Peki 12 ile 7 arasındaki fark ne? 5 eşittir. 5 diyeceksin. İşte mutlak değer karşılığı bu. X eksi 12 eşittir 5. Türkçe'ye dikkat. Kadir Gümüş'e dikkat. 5 derece farklı diyor. 5 dereceye kadar farklı deseydi o zaman eşitlik olurdu. Bak araya girerdi. Dikkat Türkçe'ye. 5 dereceye kadar farklı göstermektedir deseydi o zaman cevap E olurdu. Ama 5 derece, sadece 5 derece fark gösteriyor. O da onun için ya 17 ya 7, 2 nokta var gösterdiğim notta. Oradan da ne geliyor? X eksi 12 eşittir 5 olmuş oluyor. Yani cevap nedir? C seçeneği olmuş oluyor. Şimdi yine aynı denklemi sağlayan x değerler toplamını soruyor, değil mi? Bak karşı taraf ne? 2017-2018 faktöriyel, umurumda değil. Ben sana özel yol verdim. Neydi? Özel yol. X değerler toplamı derse al hemen içini sıfıra eşitle. Nedir? Sıfıra eşitliğinde x ne geliyor? X eşittir 2. Al 2 katını. 2 çarpı 2 cevap nedir? 4. Gördün mü? 10 saniyeni almıyor. Peki bunun bir de normal yolunu göstereyim. Şimdi bunu şöyle düşünün. Bu ifade faktöriyel değil mi? Çok büyük bir sayı. Tamam, çok büyük bir sayı da o zaman ben buraya ne diyeyim? A diyeyim. Tamam mı? Şimdi bunu şöyle düşünelim. 3x eksi 6 eşittir A'dır. Hani A gibi büyük bir sayı eşit. O zaman ben buradan bir artılı bir eksili açıyorum burayı. 3x eksi 6 eşittir A'dır. Bir de 3x eksi 6 eşittir eksi A'dır diyorum. 3x eşittir A artı 6'dır. X nedir? A artı 6 bölü
3'tür. Değil mi? Buradan pekine gülü hop attım bunu. 3x eşittir 6x a'dır. Yani x nedir? 6x a bölü 3'tür. Değil mi? E şimdi bunları bir toplayın. Bak topla. A artı 6 yazıyorum. A artı 6 artı 6 eksi a bölü 3. A'lar gitti. 12 bölü 3 cevap da nedir? 4'tür. Bu da bunun nedir? Klasik yoludur. Ama ben sana neyi verdim? Özel yolu verdim. Tamam mıdır? Özel yolu da bu. Cevap oradan ne geliyor? Direkt 4 gelmiş oluyor. Şimdi geldik 14'e. Bak neyi soruyor bize? Eşitliği sağlayan x değerler çarpımı. Ne var burada? Karşıda x var. Hemen sana bir not yazıyorum. Bak not. Notum şu. Diyeceğim ki mutlağın karşısında x varsa bulduğun değere atlama. Değeri yerine yaz. Yani bulduğun hani x varsa bulduğun değeri mutlağın karşısında yaz. Karşısında yaz. Çünkü eşitlik negatif olamaz. Şimdi yine Mustafa Topaloğlu gibi konuşmaya başladık. Olay ne? Yani bunun anlamı ne? Diyeceğim ki yani sen burada x var mı? Karşı tarafta var. O zaman ne yapıyorsun? Sen bunu normal açıyorsun zaten. Diyorum ki 2x eksi 3 eşittir bir x'tir. Bir de 2x eksi 3 eşittir eksi x'tir dedik. Tamam. Aldım bunu hop bunu buraya gönderdim. Hop bunu buraya gönderdim. X ne? 3. Atlama. Niye? Burayı pozitif yapıyor mu ona bak. İçeri önemli değil. Zaten orada işim yok. Karşı tarafı pozitif yapıyor mu bu 3? Evet yapıyor. O zaman problem yok. Geldim şimdi buraya. Aha bunu buraya gönderdim. Bunu buraya gönderdim. 3x eşittir 3. X ne geldi? 1. Peki 1 yine burayı pozitif yapıyor mu? Yapıyor. Sıkıntı yok. Ama burası eksi 1 gelseydi alamazsın. Çünkü mutlağın karşısı negatif olamaz. Neyi soruyor? Çarpımı. Çarp bunları. Cevap ne geliyor? Tabii ki de 3 gelmiş oluyor. Peki bakalım. Dikkat yakar. Aman Allah'ım Tanrım. Şimdi ne yapacağız? Bakalım sorumuza. Denklemin çözüm kümesini soruyor değil mi? Hemen yine x'li. Ne yapacaksın? Bir artılı bir eksili açacaksın. Bak x eksi 7 eşittir. Eksi x artı 1 ise diyorum. Hop geldim şöyle. X eksi 7 eşittir. Eksi x artı 1. Bir de x eksi 7 eşittir. Eksiyle çarpıyorum. X eksi 1 oldu. Bak buraya hop bunu buraya gönderdim. Bunu da buraya gönderdim. 2x eşittir 8. X ne geldi? 4. 4 değil mi? Peki bu 4 dediğim ifade. 4 dediğim değer. Buraya bir yaz bakalım. Eksi 4 artı 1. Ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Alamazsın. Gitti. Patates oldu bu. Değil mi? Geldim şimdi buraya. Hop bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Ne geldi? 0 eşittir 6. Saçma sapan bir şey geldi. X gelmedi. Zaten yok. Yok yani. X diye bir şey yok. O zaman ne? Çözüm kümesine tabii ki de boş küme. Değil mi? Çözüm kümesi boş küme işte. 4'e atlamayacaksın. Bak tekrar söylüyorum. Bu 4 burayı negatif yapıyor. Değil mi? Tamam sen burada sınav heyecanıyla belki hani direkt tak diye yazarsın ya da çözüm kümesini alırsın ama dikkat et diyorum özellikle. Karşı taraf x'e bağlıysa bulduğunu burada sağlat. Çünkü eşitliğin karşısı negatif olamaz. Geldik 16'ya. Şimdi bak burada ne diyor bize? Hava durumunu sunan bir matematikçi ben ABC şehirlerin sıcaklık değerlerini verirken aşağıdaki denklemleri kullanmıştır. A artı B 3, 3 artı C 8, A artı C eşit, şey A artı 3 eşittir C, A, B, C birer tam sayıdır ve sırasıyla temsil ettikleri şehirlerin sıcaklık dereceleridir demiş. Buna göre B şehrin sıcaklığı hangisi olamaz? Şimdi mantıken hemen düşünelim. Bak hemen bunları bir yazalım. Şimdi burada ne var? Bir A artı B eşittir 3 var değil mi? 3 artı C eşittir bir 8 var. Bir de ne var? A artı 3 eşittir C var. Şimdi bak burada arkadaşlar. Yani tutup da denklem çözmeyin. Ben size hep bak basit basit öğretiyorum ki kullanın. Şimdi iki tane bilinmeyen var. İki tane bilinmeyen var. Aha bir tane bilinmeyen var. C sizce kaçtır? Ya 5'tir değil mi? 8'e eşitle.
Ya da burayı eksi 8 yap. Eksi 8'e götür. Eksi 8 değil mi? Hani eşitlemen 3'e at eksi 11. Yani C şehrinin sıcaklığı ya 5 ya eksi 11. Peki soruyorum eksi 11 olabilir mi? Neden olamaz? Çünkü mutlağın karşı negatif olamaz gitti. Demek ki C 5. Aha burada bak yazdım 5. Gördün mü? Şimdi C 5 ise çorap söküğü gibi geliyor. Çekirdek çitlemek gibi bak. Aha nedir A artı 3 eşittir 5 ise? A'mız ya 2'dir ya da eksi 5 yap bunu. Eksi 5 A ne olur? Eksi 8. Bakalım şimdi bana zaten B'yi sormuyor mu? Şimdi getiriyorum. A eğer ki 2 olursa. Bak 2 olursa. Benim alabileceğim B değerlerim neler? Yazalım. 3 yap burayı. 1. Bir de eksi 3 yap burayı. Ne olur? Eksi 5. Yani B değeri ya 1'dir ya eksi 5'tir. Bir de diyeceğim ki eğer ki bu A eksi 8 olursa. Hani eksi 8 olduğunda A'nın değeri. O zaman B'ye ne kalır? B yazıyorum. Eksi 8 artı 3 olması lazım. 5 yazarsanız eksi 3'ten 3 çıkar. Bir de ne olur? İçerisinin bak eksi 8 artı 3 olması için 11 olması lazım. Doğru mu? E tamam. B değerleri belli. 1, eksi 5, 5, 11. Bakıyorum eksi 5 var. Bakıyorum 1 var. Bakıyorum 5 var, 11 var ama eksi 3 olamaz. Bak çok güzel bir soru. Sınav formatında bir soru. Tamam mıdır? Olay anlaşıldı. Süpersin. Geldik şimdi 17. sorumuza. Şimdi bakın. Yine burada x artı 2 eşittir x artı 2, x eksi 7 eşittir 7 eksi x denklemlerini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Böyle bir soru gördüğünde zaten aklına ilk ne gelecek? Evet karşı taraf ne? X'e bağlı. Tamam x'e bağlıysa bulduğum değeri yerine yazacağım. Ama burada bir şey var. Bak burada bir şey var. Not. Şimdi buradaki olay ne biliyor musun? İçi dışı aynı. Bir. Doğru mu? Mutlağın içi. Mutlağın. İçi ve dışı aynı ya da eksilisi ise tanımdan git. Tanımdan git. Yani karşısı büyük eşittir sıfır olmalı. Tamam mı? Yani şöyle direkt şunu yazalım. Olmalı. Yani mutlağın karşısı büyük eşittir sıfır olmalı. Yoksa hata yapma ihtimalin yüksek. Tamam mı? Bakıyorum şimdi. Hemen sorumuz şöyle. Geldim. Böyle bir ifade var. Doğru mu? X artı 2, X artı 2. X eksi 7, 7 eksi X. Bak birbiriyle aynı. Bu ne? Eksilisi. O zaman diyorum ki hiç düşünme. Direkt burayı büyük eşittir 0 yap. Hemen ne yapıyorum biliyor musun? X artı 2 büyük eşittir 0. Bak X büyük eşittir eksi 2. Hiç düşünmene gerek yok. Hata yapmazsın o zaman. Geldim buraya. Diyorum ki karşı taraf ne? Hop hiç umurumda değil artık. Aynısı benzer olduğunu gördün mü? 7 eksi X büyük eşittir 0 diyorum. Ne oldu? At bunu karşıya. X ne oldu? Küçük eşittir 7 oldu. Ve ben bunları alır burada birleştirirsem. Bak X ne oldu? Büyük eşittir eksi 2. Ve ne oldu? Küçük eşittir 7. Peki burada hangi değerler var? Hadi bakalım bunları bir yazalım. Zaten bana bunu sormuyor mu? Kaç farklı değer vardır? Bak eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? Ya da şöyle düşün. Son terim, eksi ilk terim 7 artı 2, 9 artı 1. Toplam 10 tane ne vardır? Değer vardır. Zaten bize neyi soruyor? İşte bunu soruyor. Cevap nedir? D seçeneği olmuş oluyor. Şimdi geldik üçüncü özelliğimiz. Bakın üçüncü özelliğimiz. Ne diyor bize? Bu da A pozitif tam sayı. Eğer ki bunun mutlak değerin bak bir pozitif sayıdan küçükse eksilisiyle artılısı arasındadır. Zaten bunun da mantığını da gösterdim. Hani ya da bir eşitsizliği mutlak değere çevirme mantığında gördük. Ne yapacaksın? Eşitsizlik eğer bir sayıdan küçükse eksilisiyle artılısı arasında olmuş oluyor. Haydi bakalım şimdi sorumuza. Şimdi diyor ki bize eşitsizlik x eksi 1 küçüktür 2 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Hemen bakalım. Ne yapacaksın? Mutlak değer bir sayıdan küçük mü küçük? O zaman bunu nasıl yazıyorsun? Direkt olarak
eksi 2 küçüktür, x eksi 1 o da küçüktür 2 diyorsun. Hop bunu buraya, bunu buraya attım. Değil mi? Eşitsizliğe döndü soru. Eksi 1 küçüktür, x o da küçüktür 3 oldu. İşte eksi 1 ile 3 neyi soruyor? Tam sayıları sağlayan 0, 1, 2 ve kaç tanedir diyor? İşte gördüğünüz gibi 3 tane tam sayı değeri olmuş oluyor. Geldik 19'a. Bak yine aynı. Eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır? Biz eşitsizlikte bir şey öğrendik. Ne öğrettim ben size? Dedim ki bir eşitsizlikte alt tarafta x varsa bunun canı çıksın al yukarı. Değil mi? Mantık o. Altta kalan canı çıksın. Hemen üstte ne yapacaksın? Alacaksın. Ama bir şeye dikkat. Neye biliyor musun? Şunu söyleyeyim. Burada bir defa ne olacak? Alt tarafta x bulunamaz. Peki başka ne var? Paydayı sıfır yapan değere de dikkat. Mesela şöyle söyleyeyim. Hemen burada x eşit olamaz 3'e soruya başlarken bunu yaz. Çünkü göremezsin sınav heyecanıyla ya da soru çözerken. Direkt payda sıfır olamaz diye bunu yaz. Ve ben bunu alayım şöyle. Bak bunu çeviriyorum. Çevirdiğim zaman ne oluyor? Buradaki ifade küçüktür bir oluyor. Hani büyüktü ya. Çevirdim. Eşitsizlikte çevirdiğim zaman ne oluyordu? Yön değiştiriyor. E tamam, hemen bununla bunu çarpalım. Bak x eksi 3 küçüktür 2 geldi. Bunda ne yapıyoruz? Bir artılı bir eksi de açıyorduk. Eksi 2 küçüktür x eksi 3 küçüktür 2. Hop buraya hop buraya. 1 küçüktür x o da küçüktür 5 olmuş oluyor. Bizden istenen ne? Kaç tane tam sayı değeri var? Bak şimdi bak. Sen şimdi dediğimi yapmasan. Bak buraya ne alacaksın? 2, 3, 4 bitti. Kaç 3'ü işaretlersin? Ama ben sana ne dedim? 3 olamaz çünkü paydayı ne yapıyor? Tanımsız yaptığı için 2 farklı değeri vardır. Cevap nedir? B seçeneği olmuş oluyor. Geldik 20. sorumuza. Şimdi bize burada ne diyor? A ve B reel sayılar olmak üzere x eksi a küçüktür b ifadesinin çözüm kümesi zaten verilmiş değil mi? Sayı doğrusu üzerinde verilmiş. Sayı doğrusunda gösterdin de bu olay zaten. Şimdi ben bunu bir açayım. X eksi a küçüktür b ise bak eksi b küçüktür x eksi a o da küçüktür b'den hop buraya attım hop buraya attım. A eksi b küçüktür x o da küçüktür a artı b. Doğru mu? E tamam bunu ben vermişim sana soruda. Aha nerede işte burada işte. Bak şimdi ben bunu bir yazayım. Gel buraya bak. Eksi 3. E burası ne? Bu eksi 3 değil mi? E burası ne? Bak buradaki ifade 5. Evet açıktan bu da 5 işte belli. Değil mi? Neyi soruyor? A çarpı b. E buluruz bunu. Bak yazıyorum. A eksi b eşittir. Eksi 3. A artı b eşittir 5. Hadi bakalım şimdi bu işlemi yapalım. Ne olacak? Taraf tarafa topluyorum. B'ler birbirini patates etti. 2 tane A'dan 2. A ne geldi? 1 geldi. A'yı buldum 1. E tamam bunu da alıp yerine yazalım. Nerede yerine yazıyorum? Herhangi bir denklemde önemli değil ki. Al burada yerine yaz. Bak A 1'di. 1 artı B eşittir 5 ise B ne geldi? Tabii ki de 4 geldi. Neyi soruyor bize? A çarpı B. Çarparsam da cevap ne gelir? Tabii ki de 4 yani D seçeneği olmuş oluyor. Geldik 21. sorumuz. Bak yine termometre. Diyor ki bize yukarıda santigrat derece cinsinden bir termometre 3 ayrı sıcaklık değerini işaretlenmiştir diyor. C küçüktür A. Mutlak C küçüktür mutlak A. A artı B eşittir A artı B olduğu bilinmektedir. A, B, C sıfırdan farklı birer tam sayı olduğuna göre A artı B artı C toplam en az kaçtır? Yorum yapacağız dikkat. Bak yorumlayacağım. Şimdi diyorum ki A artı B nasıl eşittir A artı B olur? Bunu bir yorumlayalım. Şimdi A artı B eşittir A artı B olacak değil mi? Yani şu ifade. Diyorum ki burası nasıl olur? Bunlar nasıl olabilir? Yani A artı B. Mesela şöyle olsa. Şimdi 1 eksi 2 eşit midir sizce 1 artı eksi 2'ye? Eşit midir? Değildir. Hani yorum yapalım istiyorum. Yoksa soruyu çözmek değil şu an derdim. Hani bir yorum yapalım. Biraz böyle beyin jimnastiği yapalım. Değil. O zaman demek ki farklı işaretli olamaz. 1 artı 1 eksi olamaz. Peki o zaman şöyle olabilir mi? Mesela eksi 1 eksi 2 eşit midir eksi 1 artı eksi 2'ye? Evet eşittir. Demek ki o zaman bu sayılar yani hani şöyle söyleyeyim ben A ve B ifadelerini yazsam A ve B için söylüyorum. X de eksi olabilir işareti. Peki şöyle olabilir mi? X de artı olabilir mi o zaman bu mantıkla düşünürsem? Artı 1 artı 2 artı 1 artı 2. Demek ki o zaman X de artı da olabilir. Demek ki o zaman ben buradan şunu söyleyebilirim. Şimdi burada baktığım zaman şöyle değil mi? Hani ifadeye bakıyorum. A küçüktür B'den o da küçüktür C'den. Değil mi?
A, B, C. Evet, ikisi de ya eksidir ya ikisi de artıdır. Ama bak burada ne var? Mutlak C küçüktür mutlak A var. Mutlak C küçüktür mutlak A. Şimdi bu şöyle olsa, artı olsa mesela 1, 2, 3 olur. Değil mi? Eksi olsa mesela şöyle eksi de nasıldır? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olur. Doğru mu? Hani ifade böyle değil mi? Bak eksi 3 yukarı doğru artma yok mu? Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sizce bunu hangisi sağlar? Pozitif olsa bunlar sağlar mı? 1, 2, 3 diye gider. Olmaz. Demek ki o zaman burada şöyle bir olay var. Hani sıralama mantığını da göstermek istiyorum. Yani demek ki A sayısı yani bunlar buradaki sayılar ne? Negatif olabilir. Doğru mu? Negatif. Bakın A küçüktür B'den o da küçüktür C'den. A ile B ya ikisi de eksidir ya ikisi de artıdır dedim. Yani bunlar eksi eksi olur. C artı olabilir mi? Evet artı olabilir. Değil mi? Mesela bu eksi 2'dir bu eksi 1'dir bu da 1'dir. Ve mutlak C küçüktür mutlak A olabilir. Bize neyi soruyor? ABC sıfırdan birer hani farklı birer tam sayı olduğu için ABC toplamının en fazla olmasını istiyor. O zaman diyorum ki hadi yazalım en fazla nasıl yapabilirim? Burası eksi 3 olsa bu eksi 2 olsa bu da eksi 1 olsa. Hani amacım benim en fazla yapmak ya. Topladığımda ne olur? A artı B artı C eşittir eksi 6 olur. Peki hocam burası şöyle olamaz mı? Hani bu eksi 2 olsa... Bu eksi 1 olsa 0 olamaz peki bu 1 olamaz mı? Değil mi? Yani sonuçta A ve B aynı işaretli olacak. Böyle de olabilir. En fazla yapmak istiyorum ya. O zaman ne olur bu durumda? A, B, C. Bak eksi 2, eksi 1, artı 1, eksi 2 olabilir. Değil mi? Yani hangisi daha büyük? E tabii ki de eksi 2 daha büyük. En fazla dediği için bu. Peki hani şu geliyordur aklınıza. Hocam ben bu C'yi daha da büyütemez miyim? Bak mutlak C küçüktür. Şunu sağlatman lazım. C A'dan küçük olmalı. Mesela bu eksi 2 iken sen buraya 2 veremezsin, 3 veremezsin, 4 veremezsin. Peki ben hadi diyelim bunu atıyorum eksi 3 verdim. Eksi 3 versen buraya da zaten hani maksimum yapmak istiyorum ya buraya da 2 verirsin yine bir şey değişmez. Yani bunların toplamı hep eksi 1 gelir. Yani burası hep eksi 1 geldiği için de bu da zaten ne olacaktır negatif olduğu için eksi 1 alıyorum ve en büyük ne oluyor? Eksi 2 geliyor. Birazcık yoruma dayalı, güzel, farklı, değişik bir soru bu yorumları yapmamız gerekiyor. Tamam mıdır? Onun için de cevap ne geldi? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 22. sorumuza. Şimdi burada da bakın bize ne diyor? Yukarıdaki şekilde diyor. Bir sayı çevresi ve kuralı verilmiştir demiş. Tamam. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Hemen bakıyorum içerideki sayılar. Bak verilen ifade zaten burada tanımlanmış. Hemen bunu bir yazalım. A çarpı B diyor. Bak A, B, C. Yani bu ifadeyi yazarsam 2 ile X'i çarpıyorum. 2X artı 2 diyorum. Bölü 2. D'miz ne 5? Küçüktür. 5 olacak değil mi? Yapmam gereken bu. Hemen burada şunu yapabilirim. Bakın şöyle her tarafı sadeleştirin. Sıfıra ne yapıyorum burada? Bakın şu ifadeyi her yeri 2'ye bölüyorum. X artı 1... Küçüktür ne geldi? 5. Mutlak değer sonuçta küçük oldu. Eksi 5 ile x artı 1 5 aralığında oldu. Her tarafa bunu da attım. Eksi 6 küçüktür x o da küçüktür ne geldi? 4 geldi. Bizden istenen ne? X'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Doğru mu? Tam sayı olarak. Toplayalım bunları da. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Olayı rahat görün. Çünkü simetrik olanlar birbirini yok edecek. Buradan da bakıyorum. Bak şurası zaten birbirini yok ediyor. Sıfırlıyor. Ne kalıyor? Cevap eksi 9 olmuş oluyor. Yani B seçeneği olmuş oluyor. Evet güzel sorular çözdük değil mi? 22'ye kadar geldik. O zaman ne yapalım? Burada bir duralım. Bir ara verelim. Gelince tekrar devam edelim.